Zamanın hep ileri aktığını düşünürüz. Dün geride kaldı, yarın ise henüz gelmedi. Bu bize o kadar doğal gelir ki, sebep ve sonuçların sıralı olması evrenin değişmez bir kuralı gibi görünür. Geleceğin geçmişi etkileyebileceğine dair veriler olduğunu söylesek? Evet, kulağa çılgınca geliyor ama bazı araştırmacılar gelecekteki olayların henüz gerçekleşmeden önce bugünü etkileyebildiğini öne süren bulgulara işaret ediyor. Bu fikir, geleneksel zaman anlayışımızı altüst edebilecek türden. İşte tam da bu noktada Julia Mossbridge devreye giriyor. Kendisi, zamanın tek yönlülüğünü sorgulatan, şaşırtıcı bir fenomen üzerine çalışma yaptı ve sonuçları bilim dünyasında büyük merak uyandırdı. Bu yeni fizik araştırması, retrocausality, geriye dönük nedensellik denen kafa karıştırıcı kavrama dair somut veriler sunuyor. Öyleyse kemerlerinizi bağlayın. Zaman gerçekten tek yönlü mü, yoksa geleceğin geçmiş üzerinde bir söz hakkı olabilir mi? Gelin birlikte keşfedelim. Hepimiz günlük deneyimlerimizden biliriz. Zaman bir nehir gibi daima ileri akar. Bir olayın sebebi önce gelir, sonucu ise sonra ortaya çıkar. Bardağı düşürürseniz sebep, bardak kırılır, sonuç. Ama kırık bardak kendi kendine toparlanıp masaya zıplamaz. Fizikte de klasik olarak zamanın okunun yönü hep ileridedir. Evrenin yasaları, örneğin termodinamiğin ikinci yasası, geçmiş ile gelecek arasında bir ayrım koyar. Entropi hep artar. Yani düzensizlik zamanla büyür, kendiliğinden azalma görülmez. Bu yüzden çoğumuz zamanın tek yönlü bir yol olduğunu düşünür. Neden daima önce, sonuç daima sonra gelir? Ama zaman okunun her zaman tek yönlü olmak zorunda olmadığını düşünenler varsa, bilim kurgu filmlerindeki gibi zamanda geriye gitmekten bahsetmiyoruz. Fakat bazı bilim insanları uzun zamandır zamanın doğasını sorguluyor. Kuantum fiziğinde yapılan bazı düşünce deneyleri ve ölçümler bile gecikmeli seçim deneyi gibi konseptlerle bir parçacığın davranışının gelecekte yapılacak bir ölçüm tarafından etkilenebileceği fikrini ortaya attı. Yani kuantum dünyasında bugünkü bir seçim sanki geçmişteki bir olayı belirliyormuş gibi görünebiliyor. Günlük hayatta deneyimlemesek de fizik kurallarının derinlerinde zamanın pek de düz bir çizgi olmadığına dair ipuçları var. Peki bu bahsettiğimiz retrocausality tam olarak nedir? Kelime anlamıyla geriye doğru nedensellik, yani gelecekteki bir olayın geçmişteki bir duruma etki etmesi demek. Alışa geldiğimiz nedensellikte ok ileriye gider. A olayı B olayına yol açar. Retrocausality'de ise B olayı gerçekleşmeden önce A olayını etkiliyor gibi görünür. Bu, bilim insanlarının sıradışı bir zaman etkileşimi olasılığını tanımlamak için kullandıkları bir kavram. Örneğin, diyelim ki yarın önemli bir karar vereceksiniz. Retrocausality der ki, bugün beyninizin veya doğanın bazı gizli parametrelerinin o gelecekteki karardan şimdiden etkilenmesi mümkün olabilir. Kimse geleceğin bilgisini açık açık geçmişe yollayıp paradokslar yaratabileceğimizi iddia etmiyor. Bahsettiğimiz etki son derece ince ve istatistiksel olarak ortaya çıkan bir durum. Yine de böylesi küçük etkiler bile gerçekse fizik dünyasının temelini sarsmaya yeter. Filmlerdeki gibi bir zaman makinesi yapıp geçmişi değiştirmiyoruz. Ama doğa zamanın dokusuna ufak tefek geri dönüş sinyalleri yerleştiriyor olabilir. Kulağa bilim kurgu gibi gelen bu fikir aslında fizik ve felsefe alanında ciddiye alınarak inceleniyor. Hatta bazı fizikçiler ve filozoflar evrenin tüm olaylarının tek bir anda gerçekleştiğini, geçmiş ve geleceğin derinlerde zaten birbiriyle bağlı olduğunu savunan yaklaşımlara sahip. Retrocausality varsa bu görüşler daha da güç kazanacak demektir. Dr. Mossbridge bir sinir bilimci ve psikolog ve zamanın tersine işlemesi fikrini hem biyolojik hem fiziksel düzeyde test eden çalışmalara imza attı. Bunlardan ilki, İnsanların vücut tepkilerinin gelecekteki olayları sezebileceği fikriydi. Şöyle düşünün, bir deneyde katılımcılara rastgele sırayla iki tür görüntü gösteriliyor. Biri sakin bir manzara, diğeri korkutucu bir sahne olsun. Görüntüler tamamen rastgele seçiliyor. Kimse önceden ne geleceğini bilmiyor, katılımcı da tahmin edemiyor. İşte sürpriz. Katılımcının bedeninde kalp atışı, terleme, beyin dalgaları vesaire görüntü gelmeden birkaç saniye önce küçük değişimler olabiliyor. Üstelik bu değişimler gelecek görüntünün türüne göre farklılık gösteriyor.
Sanki beden, bilinç farkına varmadan bir önsezi sinyali veriyor. 1978'den 2010'a kadar yapılan 26 ayrı deneyin incelendiği bir meta analizde, bu tuhaf önceden hissetme etkisinin küçük ama istatistiksel olarak son derece anlamlı olduğu bulundu. Rastlantı olasılığı milyarda birden daha düşük. Yani insanların bilinç dışı fizyolojik tepkileri gelecekte olacaklardan ipucu taşıyor olabilir. Gelecekten gelen minik bir fısıltı gibi heyecan verici değil mi? Dr. Mossbridge bununla da kalmadı, retrocausality'yi test etmek için bir de fiziksel bir deney düzeneği kurdu. Bu deneyde tamamen rastgele kararlar veren bir sistemle çalışan bir ışık, foton sensörü düşünün. Deney düzeneği şöyle, fotonları sayan bir detektör var ve deneyin her bir çalışma süresi, örneğin cihazın açık kalma süresi, bilgisayar tarafından rastgele belirleniyor. Yani bazen 10 saniye açık kalıyor, bazen 60 saniye, bazen 120 saniye. Bu süre önceden bilinmiyor, gerçekten rastgele seçiliyor. Mantıken, detektörün ölçtüğü ışık parçacığı sayısı bu karardan önce tamamen tesadüfi olmalı. Herhangi bir düzen içermemeli. Ama Dr. Mossbridge'in bulduğu şey, tesadüf demeye bin şahit ister cinsten. Fark edildi ki, cihazın karar verilmeden önce saydığı foton miktarı, o turun gelecekte ne kadar süreceği ile ilişkili çıkıyor. Yani deneyin süresi uzun olacaksa, dedektör sanki bunu önceden biliyor. Ve başlangıçta farklı sayıda foton sayıyor, süre kısa olacaksa farklı sayıyor diyebiliriz. Bu etkiye Causally Ambiguous Duration Sorting, CATS adı verildi. Dr. Mossbridge, bir yıl boyunca aralıksız veri toplayarak bu etkiyi ayrıntılı şekilde inceledi ve elde ettiği istatistiksel sonuçlar yaklaşık 4.7 sigma düzeyinde, yani oldukça güçlü bir sinyale karşılık geliyor. Elbette bilim insanları temkinli ve acaba başka faktörler mi etki etti sorusunu sormaya devam ediyorlar. Ancak sonuçlar grup halindeki fotonlar arasında geleceğe dair bilgi aktarımı olabileceğine işaret ediyor. Kısacası, retrocausality olgusunu güçlü şekilde destekliyor. Küçük bir laboratuvar düzeneğinde bile geleceğin izi yakalanmış olabilir. Böylesi aykırı bir fikir elbette bilim camiasında hararetli tartışmalara yol açtı. Fizik dünyası ikiye bölünmüş durumda desek abartı olmaz. Kimileri geleceğin geçmişi etkilemesi fikri aslında tamamen yeni değil diyerek temkinli yaklaşıyor. Kimileri ise elde edilen kanıtlar artık bu olasılığı göz ardı edemeyeceğimiz kadar güçlü diyor. Yani aynı sonuçlar, bazılarına göre eski teorilerin modern bir yorumu, bazılarına göre ise devrim niteliğinde. Birçok bilim insanı, özellikle klasik nedenselliğe bağlı kalanlar, bu tür bulguların çok daha fazla testten geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir prensibiyle hareket eden skeptikler, bağımsız laboratuvarların benzer deneyleri tekrarlayıp aynı sonuçları almasını talep ediyor. Hatta belki deney düzeneğinde fark edilmeyen normal bir etki var. Biz onu yanlış yorumluyoruz. Ya da istatistiksel bir rastlantı olabilir diyenler de çıkıyor. Sonuçları doğrulamak için cihaz hassasiyetini artırmak, çevresel faktörleri iyice izole etmek gibi öneriler sunuluyor. Özellikle kuantum fizikçilerinin bir kısmı, zaman konusundaki bu esrarengiz etkinin kuantum mekaniğinin çözülmemiş bilmecelerine yeni bir ışık tutabileceğini düşünüyor. Belirsizlik ilkesinden tutun da, parçacıkların dalga fonksiyonlarının anlık çöküşüne kadar, fiziğin zor sorularında belki de gelecek ve geçmiş arasındaki ilişkileri daha ciddi düşünmemiz gerekiyordur. Hatta kimi bilim insanları, retrocausality mekanizmasını anlarsak, ileride yeni teknolojik uygulamalara kapı aralayabileceğimizi bile öne sürüyor. Kim bilir, belki bir gün bu sayede veri iletiminin veya hesaplamaların sınırlarını genişleten cihazlar geliştiririz. Konu, felsefecilerin de ilgisini çekmiş durumda. Bazıları, zaten zamanın tüm anları birbiriyle bağlantılıdır diyen eski fikirlerin bilimsel destek kazandığını söylerken, bazıları da böylesi bir dünyada özgür irade ne anlama gelir diye tartışıyor. Geleceğin geçmişi etkileyebildiği bir evrende seçimlerimizin gerçekten özgür olup olmadığı sorusu ortaya çıkar. Belki de kader dediğimiz şey lineer zaman anlayışımızın bir yanılgısıdır. Eğer gelecekteki olaylar şu anı şekillendiriyorsa,
Bugünkü kararlarımız da aslında gelecekteki bir bütünün parçası olabilir. Bu, yazgı kavramına bilimsel bir boyut katabilir ve özgür irade tartışmalarını alevlendirebilir. Retrocausality doğruysa, evrenin zamansal yapısını yeniden düşünmemiz gerekecek. Fizikte, blok evren teorisi gibi, geçmiş, şimdi, gelecek ayrımının insan bakış açısından ibaret olduğu, aslında tüm zamanın bir bütün halinde var olduğu fikirleri güç kazanır. Bu, nedensellik ilkesinin bile sadece istatistiksel bir eğilim olduğunu, mutlak bir kural olmadığını göstererek, fiziğin temel prensiplerini yeniden yazmamıza neden olabilir. Eğer geleceğin az da olsa bugünü etkilediği mekanizmaları anlarsak, bunu kullanmanın yollarını düşünebiliriz. Şu an bilim kurgu gibi gelse de, belki bir gün çok zayıf sinyallerle de olsa, gelecekteki verileri algılayabilen cihazlar yapılabilir. Belki de bilincimiz dediğimiz şey, zaman içinde sadece ileriye değil, geriye doğru da uzanıyor. Bu, dejavu yaşadığımız anlardan tutun da hissi kablel vuku, önsezi, dediğimiz olgulara kadar birçok fenomeni açıklayabilir mi? Felsefi olarak şimdi kavramı anlamsız hale gelebilir. Geçmiş ve gelecek iç içe geçmiş bir hal alır. Evrenin işleyişine dair anlayışımızda devrimsel bir dönüşüm yaşanabilir. Elbette tüm bunlar şimdilik spekülasyon. Retrocausality henüz kanıtlanmış bir gerçek değil. Sadece güçlü işaretler veren bir olasılık. Bilim insanları bu konuda kesin yargılara varmadan önce daha çok veri toplamayı sürdürecek. Dr. Julia Mossbridge'in çalışmasıyla alevlenen geriye dönük nedensellik fikri, zamanın tek yönlü olmadığı ihtimalini gündeme taşıdı. Bu, hem fizik kuramlarını hem de felsefi düşüncelerimizi zorlayan, heyecan verici bir olasılık. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Gelecek gerçekten geçmişi etkileyebilir mi? Yoksa tüm bunlar sadece ölçüm hataları veya rastlantılardan mı ibaret? Zihnimizi zorlayan bu konuda düşüncelerinizi yorumlara yazın. Evrende daha keşfedilecek çok gizem var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.